Yine tek başımıza çıktık yola. Bu arada sponsorumuz yok arkadaşlar. Sponsorumuz Yüce Mevlam, Yüce Allah'ım, Yüce Rabbim. Bize bu güzellikleri sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Şu anda Onaz Milli Parkı'nda Onaz Dağı yoluna tırmanıyoruz. Bir yüksekte bir havamızı alalım. Ne yapacağız abisi? Zirvenin çeşmesinde bir su içeceğiz. Drone muron çekersek de drone çekeceğiz. Ondan sonra yallah Antalya'ya gideceğiz. 34 kilometre böyle gideceğiz. Zirve çeşmesinden bir su içeceğiz. Ondan sonra Antalya'ya İsmail Bıçak kardeşimin yanına gideceğiz abi. Benim şansım abi, giderim abi. Dağın tepesine, zirvesine giriş yasak derler. Bizde öyle bir şans var. Evet, zirve çeşmesi dizisine çıkmaya, bu ne lan? Yolu asker amcalarımız kapatmıştı. Ben biliyorum oğlum benim başıma gelir ya. Onaz Dağı yolunu kullanmak isteyen böyle deliler falan varsa, hani kapalı bilginiz olsun. O pet bize bir çay ısmarladı, sağ olsun. Taylar ücretsizmiş. Taylar şirketten koç ağzımızdan. Burası arkadaşlar süt toplama kooperatifinin Opet'iymiş abi. Ben de bu inekçikleri görünce dedim ki kolay gelsin. Sağ olasın. Vallahi arkadaşlar bu yolu kim yaptıysa Allah razı olsun ya. Ulaştırma Bakanı'nın ellerini öperim vallahi. Şimdi 300 metre sonra dedi. Bu girişi jandarma kapatmış abi. Ayı çıkmaz karşımıza, zaten Kastamonu'da da geliyor sana dedim. Ayı düşebilir, ayı çıkabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dağa çıkamadık. Çünkü jandarmalar yolu kapatmış. Hükümete karşı boynumuz kıldan ince. Jandarma abilerimiz kapatmış yolu. Evet arkadaşlar, SD kartımı değiştirdim abisi. Opet bize bir çay ısmarladı, sağ olsun. Çaylar ücretsizmiş. Çaylar şirketten koç abimizden. Şimdi ne yapıyoruz abi? İndiriyoruz abi. Ondan sonra indiriyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar Honaz Dağı'na 112 kilometremiz kalmış. Burası arkadaşlar süt toplama kooperatifinin Opet'iymiş abi. Ben de bu inekçikleri görünce dedim ki kolay gelsin. Sağ olasın. Ben de dedim bu inekçikleri görünce bu inekçikler nedir burada? Aldığımızda bir şey sohbet ettik. Süt toplama istasyonuymuş. Şimdi bir tane artıyı geçmişti. Artıyı yakalayabilecek miyim bilmiyorum. Ondaymış lan. Kilometrem kalmış arkadaşlar. 104 kilometrem pardon.
Evet arkadaşlar, hala Nazilli'deyim. Nazilli'nin ormanlarındayız. Vallahi var ya. Ya memleketin her köşesi güzel diyorum abi. İnanmıyorsunuz bana ya. Gerçekten abi var ya, memleketin her köşesi böyle bir santimetre toprağı bile güzel abi, güzel. Bak ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Ne mutlu Türk'üm yani, değil mi? Memleketin çamuru da güzel, toprağı da güzel, kumu da güzel. Ağacı da, yaprağı da, dikeni de güzel abi. Allah bu güzellikleri kıyamete kadar bizlerin etsin abi. Düşmanlarımıza fırsat vermesin gerçekten. Abi ne güzel yerler ya. Arkadaşlar bakın, motosiklet niye güzel biliyor musun? Bak, direksiyonu yok. Yatırıyorsun dönüyor abi ya. Yatırıyorsun. Ya tek kişilik ya. Kontrol çok süper abi. Ah arabacılar bunu anlamaz. Ah. Nerede anlayacaklar abi? Şu güzel güzel yolların güzelliklerini neyle çıkartacaksın abi? Arabayla mı? Ha? Bak. Yatırıyorsun. Arabayla böyle yolları gitmek valla hamballık bir şey ya. Böyle arkadaşlar, şu karşıda görülen dağlara çıkacağız abi. Ondan sonra oradan rampa aşağı Antalya. Afrodizaz diye bir yer varmış burada. Valla akşam şehitler için bir tur olmasaydı giderdik abi. Organik ve en iyi tarımın en iyi Karacasu'da uyguladığımız, ne diyor ya? Organik ve iyi tarımın en iyi Karacasu'da uygulandığını biliyor musunuz diyor. Nereden bilek kardeş? Sen söyleyeceksin ki biz bilek. Bu tabelayı kaç kişi okuyacak? Evet arkadaşlar, Tavas 39, Antalya 250 km. Biz nereye gidiyorduk? Onaz Dağı'na mı gidiyorduk? Öyle bir şeye gidiyoruz herhalde. Evet, Denizli il sınırına girdik abi. Karayolları çalışıyor vallahi. Evet arkadaşlar bakın, kesik kesik çizgiler bitiyor.
ve düz çizgiye geçtik. Yani benim tarafım düz, diğer taraf kesit çizgi. Ya bu diyor ki sen geçemezsin diyor. Ama ben bilmediğiniz bir durum var. Böyle büyük arabaların arkasında beklenmez güvenlik icabıyla geçilir abi. Tabii ki nerede? Güvenli bir yerde geçilir. Öyle her kafana istediği gibi geçemezsin yani. Allah razı olsun kim yapmışsa. Vallahi arkadaşlar bu yolu kim yaptıysa Allah razı olsun ya. Ulaştırma Bakanı'nın ellerini öperim vallahi. Arkadaşlar şu karlı dağlara mı gideceğim acaba ya? 53 kilometre diyor. Vallahi arkadaşlar yolları çok güzel yapmışlar yani ne diyeyim yani. Yolu yapana oy verin abi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yükseldikçe hava sıcaklığı düşüyor. Yani 18'den çıktık abi 12'ye düştük. Ve yahşiler de bitti abi. 52 kilometremiz kaldı. Evet arkadaşlar Tavas denilen yere geldim. Yurdumun başka bir güzelliği. Dağın yamacında. Şimdi gideceğim zirveye. Yani zirve çeşmesine 34 kilometre kaldı. Yani 49 dakika. 34 kilometre böyle gideceğiz. Zirve çeşmesinden bir su içeceğiz. Ondan sonra Antalya'ya İsmail Biçer kardeşimin yanına gideceğiz abi. Buradan ben bir benzin alayım ne olur ne olmaz. Sincilere sığmayan o deli sevdalarda üskün çöllerde sanmayan nuru rüyalarda. Bu arada kameranın da pilini değiştirmedim ha. Hala aynı pille devam ediyor.
Evet arkadaşlar. Ben belki olayım. Ne olur ne olmaz. O yüzden opette duruyorum abisi. Zaten 24 kilometrem kalmış. Daha. Bunlar şey yapıyorlar oğlum. Hoş bulduk abicim. Yani doldur. Zaten 3 çizgi boşaldı. Dağ bayıra çıkacağız. Ne olur ne olmaz. Lazım olur belki benzin. A few moments later. Evet arkadaşlar. Son kilometrelerim kalmıştı da son bir 30 kilometre kalmıştı. Depom 3 çizgi boşalmıştı. Dedim benzin alayım ki ne olur ne olmaz abi. Full depo her zaman garantidir. Mantığıyla depomuzu fullledik. 24 kilometrem kalmış abi. Herhalde muhtemelen topraklık yollar. Çünkü neden? 43 dakika diyor abi. Evet abimiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu zirve çeşmesine bir gidelim de ondan sonra Antalya yoluna gidelim abis. Oy, 61 UT 661. Tam Laz yani ha. Ali Osman Ulusoy. Uşağım sana da kolay gelsin. 400 metre sonra sağa girecekmişiz lan. 400'ü tabi 300 260 oldu. Şimdi 300 metre sonra dedi. Bu girişi jandarma kapatmış abi. Hafif sağa yönelim diyor. Tamam bu yol o zaman. Lisanslı depoculuk işletme alanı bilmem ne. Cercut. Evet arkadaşlar. Daha karşımızda görüyorsunuz. Bakalım. Yol nasıl olacak? Ne dağıydı abi? Honaz dağıydı herhalde. Dun 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 d
Ayılar kış uykusuna yatmıştır zaten. Ayı çıkmaz karşımıza. Zaten Kastamonu'da değil sana satayım. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Evet, yol yavaş yavaş maceralı yola başladı. Şuraya bak. Bu toprakların böyle kırmızı olmasının sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Demir cevherinin olması. Çünkü demir ne oluyor? Oksitleniyor, paslanıyor. Pas ne renktir? Aynı o toprak rengidir. Yani demek ki buranın toprağı demir yoğunlukta bir toprak. Jeoloji mühendisi kesildik başınıza, görüyorsunuz. İşte biz o gün. Arkadaşım bu ne, lav mı? Lav kayası mı bu birbirine? Aynen öyle. Lan yoksa bu daha yanardağ mıymış eskiden? Şuraya bak. Taşlar birbirine girmiş anasatayım. Yanardağ olsan ne yazar? Memleketimin yanardağı değil misin kardeşim? Sen ne seviyorum lan? Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle, hemen unuturum. Bir gün daha dayanmak zor. Yarın dost belli değil. İnsan bir kan. Evet arkadaşlar, buradan Onaz Dağı Milli Parkı'na giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz, Onaz Dağı Milli Parkı. Evet, ben milli parkları severim yani. Oğlum milli parkları kim sevmez ya? Hoş bulduk Osman Zolan abimiz. İnsan mı? Evet arkadaşlar. Onaz Milli Parkı'ndan Onaz Dağı yoluna girdik. Güzel, burada mesir alanları falan var. 10 dereceye düştü tabi hava sıcaklığımız. Evet arkadaşlar, Motovlogçu Dayı kanalından merhaba tekrardan. Şu anda neredeyiz abi? Şu anda Onaz Milli Parkı'nda Onaz Dağı yoluna tırmanıyoruz. Memleketimin her köşesi güzel olduğu gibi burası da güzel. Buradan Antalya'ya gideceğiz. Şimdi size güzel güzel Onaz Dağı yolunu gezdireyim. Aa, bak şurada bir kayak var abi. Evet, zirve çeşmesi sine çıkmaya. Bu ne lan? Ben biliyorum oğlum benim başıma geleceği. Arkadaşlar, zirve çeşmesine çıkacaktık ama velakin ne yazık ki yolu asker amcalarımız kapatmışlar. Niye kapattınız asker amcalarım ya? Ya niye kapattınız be abisi ya? Yani
Plansız gelince böyle oluyor işte. Honaz Dağı yolu kapalı. Tamam. O zaman biz ne yapacağız abi? Antalya'ya gideceğiz. Neden? Kar yağdığı için kapatmışlardır, Allah bilir. Arkadaşlar Antalya'ya giderken dedim ki şu Honaz Dağı'na çıkayım. Aha dağ orada abi. Asker amcalarımız kapatmış yolu. Ya ta bu kadar yolu şimdi geri döneceğim ya. Olmaz ki abi, çekimim bile yarıda kaldı ya. Neyse arkadaşlar, Honaz Dağı yolunu kullanmak isteyen böyle deliler falan varsa hani kapalı, bilginiz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dağa çıkamadık. Çünkü jandarmalar yolu kapatmış. Ne yapıyoruz abi? Antalya'ya gidiyoruz. İsmailciğimin yanına. Valla güzel dağ. Zirvesini gösteremediğinden dolayı üzgünüm arkadaşlar. Ama hükümete karşı boynumuz kıldan ince. Jandarma abilerimiz kapatmış yolu. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz yolu geri dönüyoruz abi. Aldattan motorlayız ha. Arabayla olsa işkence olurdu da. Motorla keyifli keyifli gidiyoruz ama. Yol olsaydı iyiydi vallahi ya. Yolu kapatmışlar. Bu zaman demek ki ne abi? Kışın kapatıyorlar. Ayılar kış uykusunda diyor. Yazın mı açıyorlar acaba? Bu konuyla alakalı bilgisi olan varsa, yorum yapabilirse sevinirim ya. Neyse, arkadaşlar. Biz abi. Gidelim abi köyümüze. Antalya diyorumuza. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Jandarmalar yolu kapatmış. Ne yapalım şimdi? Asfalt sıcak tabi. Aa, yaparsınız asfaltı. Ama içeride şöyle derdi bu ara. Karda böyle oluyor böyle. Daha böyle derken. Bu da bir de bazen kapatırlar. Bu da bir de bazen kapatırlar. Bu da bir de bazen kapatırlar.
Sıkıntı yok. Ben de burada açıkken babalara da bakmışlardı. O arı var burada. Ağlandı. Dağı açtırdı. Bunu sıktım. Bizde ben de adım taktığı biraz. Ağlandım böyle. Dağı açtırdı. Ben bu ülkede vatanı görüyorum. Dağda mı gördüğünüzden? Yürü. Dedi ki ona bak. Bu da bir daha bir şey değil ya. Bu da bir daha bir şey değil ya.